Pattaya'nın güney kısmındayız. Bakın burası oteller bölgesi. Böyle bir sürü 2-3 kilometre kadar böyle bir sahil var. Şimdi gösteriyorum. Sıkı durun, sahil çok güzel. Ama yüzmeyi düşünmüyorum. Sebebine gelince görüyorsunuz dalgalı ve okyanus suyu. Çantayı bırakacak kimse yok. Aletleri falan bırakıp gidemem. Fakat böyle bir görüntü. Yani ben buraya yerleşmek ister miyim? Evet, isterim gibime geliyor. Bakın. İnsanlar buraya gelip güneşleniyorlar doğal ağaçların altında. Fazla yakmıyor gibi düşünseler de rüzgarlı. Rüzgarlı olduğu için de her zaman ama her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Böyle kilometrelerce bir sahil düşünün. Değil mi? Burası bu ağaçlar, palmiye ağaçları altında güzel bir tezat oluşturuyor. Güzel bir görüntü ziyafeti çekiyor aslında. Burada oteller ve kondolar var. Burada dinlenebilirsiniz. Ama restoranlar kısmı biraz daha ileride. Bir kebapçı olsaydı iyi olurdu gibime geliyor. İşte kuşlar bile alışmışlar, güvercinler insanlardan hiç kaçmıyor. Böyle sakin dolaşabileceğiniz bir yer burası. Bakın burada dolaşıp çöplerini toplayanlar, bakıyorsun batılı turistler. Şu kadın biraz da önce bakıyordum, etrafı da topluyor. Yani dökülen çöplerin hepsini topluyor. Bir tane şey yok, çöp torbası yok arkadaşlar. Ve maalesef etrafta da içecekler falan her şey var. Hello. Gördüğünüz üzere bakın oteller kısmı. Şöyle. Şuradan da deniz. Gayet görüntü olarak çok güzel. Keşke şey de olsa. Yani su satsalar, bir şey olsa. Güzel. Yani şey olarak bana sanki böyle Ege Denizi'ni falan hatırlatıyor. Fakat deniz çok berrak değil. Bakmayın çoğu kimse de yüzmüyor. Buraların temiz olduğundan şüphe duyuyorum açıkçası. Ve dikkat etmek gerekiyor. Evet, burası otellerin olduğu, yoğunlukta olduğu güney kısmı. Don Juan. Don Juan dedikleri bir yerdeyim arkadaşlar. Böyle uzuyor. Resmi tatilleri var ayın 21'ine kadar. 9 günlük, 11 günlük bir tatilleri var. Bizde de 9 günde, aynı günde başladı tesadüf. Songkran Festivali dedikleri bir bayram. Aslında dini bayram. Şimdi buradan böyle ağaçlar değişiyor. Bakın ağaçları görüyor musunuz? Şu meyveyi bilmiyorum. Bakın palmiyelerden kurtulduk. Başka ağaç çeşitleri var. Bilmiyorum ne ama meyvesi de yok bunların ya. Meyvesi de yok. Baktığınız üzere daha böyle köşkler. Bakın şurada kuleyi göreceksiniz. Ağaç arasında. O kule de Seyir Tepesi. Fırsatım olmadı. Bakın kokonatlar yere düşmüş. Demek ki kokonat ağacı bu. Görüyor musunuz? Yere düşmüş. Gördünüz mü? Yere düşmüş.
Şezlonglar falan da var ama bir şezlong kiralama, belediyenin kiralama olayı yok burada arkadaşlar. Varsa da ben bilmiyorum. Sanki şurada şezlonglar var. Kaldırmışlar mı? Ne yapmışlar bilmiyorum. Aslında niye kaldırmışlar? Onu da bilmiyorum. Oldukça güzel bir gelir getirebilirler. No thank you. Bakın. Oldukça rüzgarlı. Bakmayın ben böyle şeyle konuşuyorum. Mikrofonumu bu sefer elime aldım ve üzerinde rüzgarlığı var. Dış sesi vermesin diye. Ama gene de gelecektir. Ha, tuvalet de varmış. Güzel, arıyordum ben. Kokonat ağaçları bunlar galiba. Ama ben hiç böyle ağaç görmedim. Bakar mısınız? Bunların içine işlerine oymuşlar. Ha, bunlar satış yapıyorlardı. Aslında bunlar içerisine oyduğun zaman bunlar ne güzel kül tablalı. Kül tablası olur bunlardan, değil mi? Bakar mısınız? Değişik. Tabii çevreye zarar vermiyor. Onlar da bir ağaç türü. Diyebilirsiniz. Oo, çok güzel yerler. Burası hoşuma gitti. Bir seyir. Güzelliği var. Harika. Absolutely fantastic. Absolutely nice, isn't it? Stunning, stunning view dedikleri seyir güzelliği olan bir şey bu. İngilizler falan da var burada. Daha çok böyle turistler falan gelmişler. Otellerde falan vakit geçiriyorlar. Bakın oteller de şunlar. Şimdi ben bu otellerde kalmadım tabii. Bunlar daha pahalı veya daha uygun. Bilmiyorum ki. Yani pahalı oldu kesin de benim kaldığım otelde, otele göre acaba aradaki fark nedir bilemiyorum. Şimdi önceden alırsan booking.com'dan alırsanız arkadaşlar oldukça hesaplı alabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Hesaplı otelleri rezerve edebilirsiniz. Agoda var, buranın meşhur. Akşam üzeri almanız gerekiyor. Gündüzleri fiyatlar daha yüksek olabiliyor. O yüzden şöyle şu otellere sanmayın ki aşırı pahalı. Ucuz bulabilirsiniz. Bu mümkün. Bu oldukça mümkün. Ben sevdim yürümeyi böyle. Ben de şey aldıydım. Havlu falan belki yüzerim ama nereye yüzeceğim? Çantayı falan bırakamam. İşte tek turist olmanın dezavantajları. Bir de denizin temizliğine güvenmiyorum. Dikkat ederseniz çoğu kişi burada, batılıların hepsi güneşleniyor, yüzmüyorlar yani. Çünkü Tayland'da kanalizasyon olayı zayıf, arıtma sistemi zayıf olduğunu hiç zannetmiyorum. Direkt denize veriyorlar. Yani burası da nereden baksan 1 milyon 700 bin kişilik bir şehir. Bakın yüzen kişileri çok az görürsünüz. Bir de zaten Taylılar yüzmüyor arkadaşlar. Yani çok nadir, işte bazı çocuklar şey yapıyor falan, yüzüyorlar falan da. Yani tenlerinin kararmasını istemiyorlar. Yani kesinlikle istemiyorlar. Beyaz görünmek onlar için güzellik kriteri. O yüzden sarı sarı çirkin çirkin adamların peşinden nasıl koşturuyorlar? İnanamazsınız. Yani hakikaten beyaz olmak kadınlar için falan çok önemli. O yüzden göremezsiniz ama çok ne, %10-15 kişi de hiç umursamıyor. Yani hani diyeceksiniz ki Türkiye'de de öyle değil mi falan. Ya değil kardeşim, yani hiç değil yani karşılaştırdığın zaman. Biz herkes güneşte yürür yani, güneşlenir. Esmeri sarışını yok ki. Beyaz tenler hatta kışın solaryuma gider, değil mi? Solaryuma gider ki yazın şey olayım. Bronz ten de denize gideyim diye. Bu bana hep saçma gelmiştir. Kızların yaptığı iş. Yani birden bembeyaz olarak çıkmak istemiyorlar. Böyle sanki sahneye çıkıyorlarmış gibi ama bu da bir kültür. O da bir kültür. İnsanlar yaşadığı yere göre yargılanmamalı.
Ben öncelikle hastalıktan dolayı falan zannediyordum ama değilmiş. Ben vallahi hiç umursamıyorum. Havuza da giriyorum. Havuza girmiyorum da vücudum kaşınıyor kimyasaldan dolayı. Güneşleniyorum yani. Nadir giriyorum. Bakın şurası. Göz alabildiğine arkadaşlar, göz alabildiğine gördüğünüz üzere ilerliyor. İzlenimlerime gelince, burada 5-6 tane restoran var, Türk restoranı. Restoranın adı şimdi aklımda Sultan. Adamın sahibiyle görüştüm, Yunus. Sıcakkanlı, Hataylı bir arkadaş. 3 katlı binayı olduğu gibi almış. Dedim ya burada 4-5 tane ne kadar var Türkçeyi? Var dedi. Ya İstanbul kebap nasıl falan. Abi onların hepsi bizim dedi. Hepsini adam zamanda tek 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 almış. Aslında fazla Türk yok. Fazla Türk restoranı yok. Bir de Paşa var. Onu da işletmecisiyle tanıştım. Aslan. Abi 10 numara insanlar. Sıcakkanlılar. Sohbet falan. Sohbetimiz falan iyi. Belki onlarla bugün bir program yapacağım. Konuşma yapacağım. Seve seve de yaparım. İşte Türkiye'den usta falan getiriyorlar. Hala gelmedi. Yani İskender ustasını bekliyorduk. Fakat ben çorbasını çok beğendim. Mercimek çorbasını tavuk suyundan yapıyor. Acayip güzel. Acayip güzel bir olay. Bakın burada da sahil boyunca işletmeler var. İşte şu kuleye de gidilebilir ama ya değer mi bilmiyorum. Çünkü böyle yerlere gittiğiniz zaman yani şurada çıkıp gelip ineceksin 1000 lira. Ne gereği var? Yani zaten tatilde ne kadar ucuz yer falan desek de Türkiye'ye göre kıyasla ucuz ama sonuçta para çok harcanıyor ya tatildesin. Para harcanıyor. Harcanmıyor değil. Evet yani burada gezmek belki tatili kıyaslarsak Türkiye'ye göre daha iyi ilginç kültürler görebilirsiniz diyebilirim. İkincisi daha ucuz diyebilirim. Üçüncüsü dezavantaj uçak bileti pahalı. Ucuzlarına denk getirmen lazım, bakman lazım. Skyscanner'dan bulabilirsiniz. En ucuz Skyscanner'dan taratırsanız ucuzunu bulabilirsiniz. Bir de şey yapmayın. Yani tek gidiş aktarmasız almayın. Onlar çok pahalı oluyor. Aktarmalı olsun. Arabistan'dan, Kuveyt'ten aktarmalı gidersen en az yarı yarıya ucuz olur. Skyscanner'dan almanız gerekir. Evet, burada da Batılılar'da böyle güneşleniyorlar. Görmüştürsünüz. Oralardan daha ucuza uçak bileti bulabilirsiniz. Pattaya'da ki Türk restoranları fena değil ama çok süper değil çünkü Tay işletmecileri, Tay çalışanları olunca biraz sıkıntı oluyor. Anlamıyorlar garsonlar. Lahmacun diyorum, bön bakıyor. Ya sen orada çalışmıyor musun mesela? Paşa'nın lahmacunu ben beğendim. Kocaman tepsi gibi. Ama bakacak olursan da güzel yapmışlar yani. Bangkok'ta da iki tane gittiğim restoran var. Burası güzel. Ama kocaman. İki taneyi yiyemiyorsun. Ben yanlışlıkla iki tane söyledim. Fakat iki tane yerine bir tanesini yiyebildim. Maalesef paket de yaptırmadım. Aklım onda kaldı. Çünkü her zaman yediğimiz şeyler değil bunlar burada. Buradaki güzellikler. Hello, how are you? Enjoying? Dediğim gibi. Bakın burada böyle gökdelenler falan kondolar var. Şimdi göstereyim size. Şöyle büyütebilirsem.
Evet, sahil boyunca kilometrelerce, yani uçsuz bucaksız güney kısmı var, kuzey kısmı var Pattaya'nın. Böyle bu şekilde. Şurada kule. Burada kule var, kulemiz var. Böyle bir kule. Evet. Kule de var. Bilmiyorum arkadaşlar, çok rüzgarlı. Rüzgarlı bir havada çekim yapıyorum. Size ne kadar yararlı olacak bu bilgiler? Ha, buraya gelince burada yüzebilirsiniz. Ben yüzmeyeceğim. Bir şeyleri bırakıp da gitmeyi düşünmüyorum. Çantamı bırakıp da açılmayı düşünmüyorum. Belki de temiz, bilmiyorum. Yani internetten baktım, temiz su, balıkların yüzdüğü yer falan dediği yer burası. Kararı siz verin. Sizce burası böyle, Huayin'de de böyle. Yani Ege Denizi gibi beklemeyin. Türkiye'deki deniz gibi beklemeyin. Sonuçta okyanus. Ama hani şey olur ya, Akdeniz'de falan yosunlar falan gelir, bulanık olur ya. Öyle bir bulanık değil. Hani bir tuhaf bir bulanık bu. Bu beni korkutuyor yüzmemek için. Belki yanılıyorum da olabilirim ama sanmıyorum. Buraların şeyini biliyorum. Arıtma tesislerinin olmadığını biliyorum. Bu kadar şehrin kokan suyu nereye gidiyor? Yani baktığınız zaman gökdelenler falan bilmem şey, ama sonuçta bizim Türkleri de anlatmak lazım. Zannediyorlar ki inşaat falan yapılınca her şey mükemmel olduğunu sanıyor. Halbuki her şey mükemmel değil. Dünyadaki teknoloji geliştiği için yüksek katlı binaları herkes yapıyor. Onun peşinde metrobüsü, metroyu herkes yapabiliyor. Yapıyor da sen nasıl yapıyorsun? Hazine garantili yapıp halkı 30 sene bağlıyor musun, yoksa 2-3 senede mi yapıyorsun? Örneğin 1. Boğaz Köprüsü tamamen hazine parasıyla yapıldı. Geliri de halka, geliri de hazineye girdi. Ama buraya zaten 4-5 katı kadar normalden fazla bir para verip 2-3 senede parasını kurtardığı halde sen 30 sene hem havaalanı, hem köprü, hem hastane, bir de hastane devletin arsası yokmuş gibi kiraya verirsen hazinede para kalmaz. Bu paralarda kime gitti diye araştırmak lazım. Neyse, politikaya giriyorum gene, çok kızıyorum. Türkiye resmen Orta Doğu ülkesiyle anılır olduk. Türkiye'yi İran, Pakistan o ayarda görülüyor artık buralarda. Eskiden böyle değildi. İşte çok enteresan yer, güzel yer, ucuz yer, parası olan için, ortalama parası olan için güzel yer. Örneğin bir tane çocukla karşılaştım. İki tane dairesi varmış. Biri Göztepe'de, biri Beşiktaş'ta. Birinden 40 bin lira, 35 bin lira alıyor. O 40-45 bin olur dedi şimdi. Beşiktaş'takini de diyor, ben dedim git dedim orayı da kiraya ver. Orası da 45-50 bin yaparmış. Al işte dedim, ya çalışmana gerek yok ki. Otur buralarda gez dedim. 90 bin lira, 80 bin lira, burada 100 bin baht falan yapar. Büyük para. Yarısını biriktirebilir yani. Şimdi buralar gelmek isteyenlere, yani hayat tarzın nasıl? Yabancı kültürle kaynaşabiliyor musun? Hiç dil bilmeyip de bir yere gitmek, bence ya bana göre iyi bir şey değil. Eziyet. Ama İngilizce bilirsen, hiç değilse, bak biraz önce geçtim, bir iki tane kadınla konuştum. Neden? Onlar Avustralyalı, İngiliz. Hemen konuşabiliyorum. İyi bir İngilizce konuşabiliyorum. Ama bunlar artı. Yani bu sefer yalnız hissetmiyorsun kendini. Şimdi öyle bir kültürde olduğun zaman gidip iki müzik dinleyebiliyorsun. Müzikte coşabiliyorsun. Ama adam müzik dinlememiş. İki İbrahim Tatlıses şarkısını dinlemişse Batı tarzında ya da dünyaya entegre olamıyorsun.
Bu sefer bundan mutsuz oluyorlar. Bu böyle bir tarzdaysanız, bakın yanlış demiyorum, böyle bir tarzdaysanız diyorum, dünyanın hiçbir yerine gitmeyin. Ya eziyet çekersiniz. Ben gördüm, İngiltere'de de gördüm, eziyet çekiliyor. Şimdi fiyatlara gelelim. Şimdi benim kaldığım otele ben günlük 900 lira para verdim. 900'den bile düşük bir para verdim. 850-875 lira para verdim. 870 lira günlük. Havuzu var. Her gün temizlik yapılıyor. Sabahları kahve, ama öyle filtre kahve alıyorsun. İstediğin kadar sınırsız. Tost ekmek alıyor. Kahvaltı yok. Tost ekmek ve reçel sürebiliyorsun. Ondan sonra su her gün klasik. Tabii bunlar klimalı ve kettle içinde olan. Televizyonda, ama televizyon izlemiyorum tabii ki. Temizliği olan, banyosu falan düzenli, havuzu olan yer, ama havuza yüzmedim. Gerek duymadım ama var. Böyle bir yerde kalabiliyorsun. Şimdi Türkiye'de pansiyonda böyle kalabiliyor musun? Hem de burasının en yüksek sezonu. Tatil olduğu zaman, buranın tatili olduğu zamandayız. Resmi tatili. Kalabiliyor musun kardeşim? Kalamıyorsun. İşte buranın fiyat düzenini ona göre ayarla. Tabii ki tatildesin, para harcayacaksın, ama gittiğin kulüpler, gittiğin restoranlarla aynı para mı? Verdiğin para ne kadar değiyor? Onları hesaplayacaksın. Bazen ucuz diyoruz, böyle diyoruz. Adam diyor ki hiç ucuz değilmiş, şey bekliyor. Kafasında öyle bir fiyat kuruyor ki, bedavasını da bedavasını istiyor. Yok öyle bir fiyat. Ha, Amerikalı olsan olur. Alırsın ortalama, Amerika'da ne olacak? Ortalama en düşük fiyatlar 5000 dolar. İngiltere'de keza o fiyatlarda. Askeri ücrette çalışan yok. Askeri ücret 3000 dolar şeyde. Ve arttı da Amerika'da. Adam ya garson oluyor. Kalacak yerinde verdikleri zaman müthiş bir para yapıyor. Adam bir aylığıyla kendisine bilgisayar alabiliyor, artı iPhone alabiliyor. Sen burada alamıyorsun. Çünkü bir kalacak yerin olduktan sonra 2000 dolarını, 1000 dolarını rahat biriktirirsin, 1000 dolarını da harcarsın. 1000 dolar biriktirdiğin zaman zaten 30 bin lira para yapar. Ama sıkarsan daha fazla biriktirirsin. Bu en minimum şeylerden, ama mühendissin, başka bir şeysin, 7000, 10000 dolar aldığını düşün. Değil mi? Biz normal vasıfsız işçilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla neyi neyle kıyasladığına bağlı. Burası evet ucuz, ama tamamen ucuz değil. Kazıklanmazsın bir yere girdiğin zaman. Türkiye'deki pavyonlar gibi kazıklanmazsın. Bunu söyleyebilirim. İşte Don Juan. Belki yanlış telaffuz ediyorum, yazarım YouTube'da. Kilometrelerce uzuyor. Böyle aslında çok güzel bir yer. Gerçekten çok güzel. Deniz böyle sakin olsaydı bugün. Ağaçlara bakar mısınız? Şezlong'a bile gerek yok. Yalnız benim dikkatimi çekti. Şezlongları toplamışlar. Bunun bir nedeni olmalı. Yani şezlongların toplanmasının büyük bir nedeni olmalı. Ya resmi tatil diye çalışanlar izinde. O yüzden topladılar. Çünkü belli ki burada duruyor. Bunlar da kiralık olmalı. Ağaçların altına işte havlularını getirenler falan var. Öyle atladılar. Benim şu hoşuma gidiyor. Şurası şu şekilde. Çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız ağaçlara? Gerçekten güzel. Gerçekten olağanüstü. Bakacak olursanız. Şurada sokak satıcıları var. Her yerde var. Ben bir daha söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Ben sokaktan yemek yemiyorum, ama meyve yiyorum. Pişirilmiş hiçbir şeyi yemiyorum. Sıhhatli de bulmuyorum.
Evet, böyle ağaçların altında insanlar uyuyor. Ha, normalde sıcak bir iklim ama burada rüzgar esiyor. Ha, rüzgar, denize bakıyorsun. Deniz, kum ve yeşillik, mavilik hepsi bir arada olduğu zaman insanı çok dinlendiriyor ya. Çünkü direkt olarak doğayla iç içedesin. Su, değil mi? Bunlar gerçekten insanı dinlendiren şeyler. Ben de bir yere çökeceğim. Otelin avlusunu getirdim ama artık affetsinler beni. Yapacak bir şey yok. Böyle mükemmel bir deniz. Harika bir hava. Biz de bir yere çökelim artık. Benden şimdilik bu kadar. Yani bu bölgeden bu kadar. Burada bir yere benim de çökmem lazım. Yoruldum çünkü. Şuralara bir yere bakıyorum. Göz gezdirecek bir yer. Evet. Ailenizin YouTuber'ı Mustafa Aydın size buradan iyi günler diler. Keyifli günler diliyorum. Geleceğiz deyip de gelmeyen arkadaşlara sitem ediyorum. 3 kuruş para verip buraya gelseydiniz mükemmel bir şekilde eğleniyor olacaktınız. Bakın, harika bir manzara. Harika bir manzara. Karpuzumu da yedim. Karpuz alabiliyorsunuz. 20 liraya karpuz kesilmiş, soğuk bir şekilde veriyorlar. Böyle şansınız da olabiliyor. Did you find gold? Gold digger. My lady. Oh, you lost something. Bakın altın buluyor arkadaş. All right, good. Good. Bakın kayıp paraları arıyorlar burada dedektörle. Güzel fikir. Herkes para kaybediyor. Buradan akşama kadar var ya, dünyanın parasını toplar. Özellikle ben her yerde bir para bırakıyorum. Güzel fikir. Böyle dolaşıyor. Baktı oradan 10 bahtı buldu. 10 bahtta 8,5 lira falan yani. Akşama kadar böyle 10 tane bulsa yeter. Sırf bunun için adam alet almış. Evet, biz de nereye yatalım? Bizim de yatmamız gereken bir yer bulalım. Böyle güzel bir yer bulalım. Ben sakin bir yere gideyim ya. Kimse olmasın. Kimsenin olmayacağı bir yer. Şimdilik teşekkürler. İyi günler.